29. bölümle devam ediyoruz. Kamyon yazıcıya sahip değil. Çünkü bunun egzavatörü henüz yok. Görüyorsunuz ki bu duruma bir çözüm bulmamız lazım. Bu arada bu arkadaş da burada başladı ağaçlar ekmeye. Bakın. O da çalışıyor. Burada minik bir ormanımız oluşuyor. Bizim hemen bir ekskavatör siparişi vermemiz lazım. Gerek yok zaten. Bekliyoruz. Yani üretiliyor şu anda. Birazdan çıkacak bu. Bu çıkar çıkmaz onu alabiliriz kullanıma. Şuraya ne vaziyetteyiz? Bakın çukurumuz artık nasıl büyümeye başladı. Şöyle yapayım, görün. Burada 3 ekskavatör var, 3'ü de çalışıyor. Kamyonlar o çözüm bulduktan sonra artık başka yerlere gitmediklerinden burada haldır haldır çalışıyorlar. Bakın burası da yavaş yavaş uzamaya başladı. Ama tabii bu siz için de şey yapmasın, daha ne güzel demesin, nedenini göstereyim niye güzel olmadığının. Bakın şu an en sığ yerlere dolduruyorlar aslında. Sonra müthiş derinleşecek. Gördüğünüz gibi. Yani bildiğiniz denizi dolduruyoruz çünkü. Peki diyeceksiniz madem durumumuz ümitsiz vakıfta ne yapacağız? Değil. Ümitsiz vakıf değil. Şöyle değil. İleride bu kamyonların bir büyüğü sonra daha da bir büyüğü çıkacak. Onlar daha bir böyle izolatörler için de şey geçerli olacak. Bunlar tabii o zaman çok hızlı bir şekilde daha hızlı bunlara göre doldurmaya başlayacaklar. Burada yapabileceğim tek şey onları bulana kadar sayılarını arttırmak. Ve onu yapacağız işte. Ve de ilmi gelişmemizi tamamlamaya çalışacağız. Onunla da ilgili olarak şu anda taşıma dengelemesini yapıyoruz. Yani bundan kasıt bunda ne işe yaradığını anlam yani ne işe yaradığını farkındayım da niye konduğunu anlamış değilim. Çünkü bunu aslında bir noktaya kadar yapabiliyorsunuz. Yani, ama işte burada demek ki birazcık daha ayrıntıda bölme şansınız oluyor. Neyse bunu bitirsin. Burada bakın araştırma laboratuvarı 2'ye daha geçemedik. Şöyle bakayım onu gereği istediği şeyler var tabii yapmamızı. İnşaatki müesserlere bulacağız. Ha pardon yanlış söylüyorum ya onu bulduk. Bu araştırma 2'yi de bulduk zaten. Ama şu mikroskopu üretmemiz gerekiyor ki bu araştırabilsin. Son ileride işte araştırma laboratuvarı 3 var önümüzde. Söküm ve miymiş bu yeni konulardan birisi. Bir bina yıkarsak oradan gelecek şeyin daha verimli olmasını sağlamış. Bizim buna araştırma sırasında bir istinat duvarı. Bunun akabinde bu başlayacak. Stepper diye bu bizim müthiş bir işimize yarayabilir. Müthiş işimize yarayabilir. Nasıl yarayabilir? Bu şey yapıyor. Taşıma bantlarındaki çıkarılmış toprak vesaire gibi bir şey doğrudan atılmasını sağlar. Bunu kullanma ihtimalimiz olabilir. Eğer bunu tahmin ettiğim şeyse, bu da yeni eklenmiş çünkü. Süper bir iş çıkartabiliriz onunla. Sonra bu neymiş? Akıllı taşıma bitmiyor onunla. Bu var. Ama onu boş verelim şimdi. Bize şurası geliyor mu? Bakım istasyonu tabii geliyor. Onu da ekleyelim. Çünkü şeyin araçların bakımına etkileyecek bir şey bu. Ne oldu?
istinad duvarına geçti. Evet, o için bir araştırmayı. Buraya iki girmişiz yani. Neyse, şu silahımızı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz hala. Da niye yapamıyoruz? Çünkü şuraya yapmadık. Şuraya yapmadık. İleri seviye dizeli yapmadık. Bunun için de okyanus sondaj teknolojisini bulmamız lazım. Onu da ancak dolaşarak yapacağız. Yani şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Orada geldik. Kaldık. Yani topu bulamazsak kötü. Topları bulmamız lazım. Neyse, biz bu kadar lafla konuşurken ağacın da geçecek ağaç kalmadı. İlk sana bakacağız. Ekskavatörümüz çıkmış. Çok güzel. Hem ağacı kesecek yer söyleyelim, hem de şunu ekskavatörün atamasını yapalım. Tamam, çok güzel, onu yaptık. Bu da alsın şu toprağı. Bunun acelesi yok çünkü. Şu bizim toprak şeyimize atsın. Biraz koşuşturacak ama olsun. Bakın, onun şu anda 3 tane besleyen yeri var ama zaten bakın tohumlar üretimi düşecek çünkü toprak yok. En azından şuradan bir toprak devamlı şeyimiz olur, toprağımız olur. Yalnız bir dakika. Dökülmezse buraya ne dökülebilir olayımız var. Buraya ne dökülebilir? Buraya neyse, bunu görelim ya. Burada bir karışıklık var yani sonuçta. Ha, yok 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 yok. Hayır, sıkıntı yok. Niye yok? Buna zaten söylüyoruz. Buraya çamur dışında bir şey getiremeyecek. Onu götürüp başka yere dökmek zorunda kalacak yani. Şey çıkarsa, taş kaya vesaire çıkarsa. Şimdi gelelim buraya. Buraya şurayı temizleyelim. Böyle şu alanı temizlesin. Bizim ağaç şeyleri. Evet, onlar orada hemen hareketlendiler. Egzavatör de yolda geliyordur. Tahmin ediyorum. Evet. Nerede? Buradan yola çıkmış. Bu ne? Ha, bu şey almaya gidiyor. Olabilirse tabii. Ağaç fidesi almaya gidiyor. Böyle alıyor bakın. Oo, aferin bak. Ağaç fidelerini topladı. Daha sanırım neyse, tamam. Bizim patates durumumuz da bu arada. Onu gözden kaçırmayalım. Şey yetiştiriyoruz derken açıkta kalmak istemem şahsen. Şuraya biz bir tane daha tarla koyalım da ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Böyle. Evet. Simetrik olsun. Ki bunu şeylerden istifade edebilelim. Burada suyumuz var. Su sıkıntımız yok çok şükür. Bir olabilen bir şey bu. Bunlar burada bu tarlayı yapsınlar. Evet, o tamam. Şimdi şurada kamyon şeyinin durumda gidiyor. Hala vaziyette. Kamyonlar, biz bir egzavatör daha yapıp 3 tane daha kamyon isteyelim. Araç şeyimizde gözden kaçırmayalım. Tamam, süper. Şimdi bunları bitirdik. Buralara elledik yani. Bakın burada toprağa sıkıntısı yaşamıyor şu anda. Üretiyorsun değil mi sen? Evet, üretiyorsun. Sadece su mu bekliyorsun? Galiba su bekliyor. O zaman onu da
Evet, onu da şey yapalım. Garantili hale getirelim. Dakika. Şu. Burada. Araştırma laboratuvarı iyi koyabiliyoruz ama işte dediğim gibi bizde orada onu yapmış mı ya, onda sıkıntı yok ki. Ben 2'yi de, hatta ona büyüteyim ve 2'yi de koyayım. Tamam, onu halledelim. Onu hemen şu depo işinden sonra onu halledelim. Şöyle koysak. Şimdi buradan arabalar geçebilecek mi? Geçebilemedi. Olmadı bu. Tamam, bunu buradan gidelim. Şöyle yapsak. Kim? Navigasyon. Hala izin vermiyor ya. İlginç. Ha, veriyor, tamam. Şimdi veriyor. Şuraya araç gidebilecek, tamam. Çünkü buna kömür getirecekler. Sonra getiremezler. Bunun suyunu da şöyle verelim. Tamam. Ve bunları da yapın. Bunları da yapın. Sen de su al. Ve de bunu şöyle yapalım. Buraya getirebilsinler. Ama götüremesinler. Yani bu sadece alan depo olsun. Böylece bu su beklemekten kurtulmuş olacak. Evet, onun dışında bunu da hallettik. Şu araştırmaya gelelim. Dur. Gelelim de şuradan boş geçmeyelim. Bu tamir olmuş mu? Olmuş. Süper. Hemen seni başka yerlere gönderelim. Bana acil petrol olayı bulman lazım. Ben şöyle bir git geç et bakayım şurayı. Aferin sana. Boş durma yani. Bizim laboratuvar nerede? Burada. Bu ne yapıyor? İstinat duvarı. Araştırıyormuş şimdilik. İyi, güzel. Peki şöyle yapalım. Biz bir tane daha, pardon, burada araştırma laboratuvarı. Evet. Bir laboratuvarımız daha kuralım. Böyle kurarsak. Evet, güzel. Peki senin geliştiremiyor muyuz? Geliştirebiliyoruz tabii. Neyse, bu bitince geliştirelim ama. Çünkü 60 dakikada araştırma duracak. Tamam, bunu hallettik. Şunları bir geçerken kontrol edeyim. Sıkıntıları var mı? Yok. Güzel. Bunlar çünkü temel taşlar, biliyorsunuz. Burada var mı? Burada var. Niye böyle eksik olsun? Burada ters giden bir şeyler var. Kömür yok. Niye yok kömür? Getirdi. Bu kömür olayını da burada aynen deminki gibi yapalım. Şöyle kopyala. Kopyala, yapıştır yapalım. Bunun kömür almasını istiyorum. Zeytek kömürü de bunu şuradan alalım diye de söyleyelim. Buradan kömür gelsin. Ve de orayı bulsun. Sadece belirtelim. Şöyle buradan kömür istiyoruz. Tamam. Harika. Şöyle, evet. Bu buradan kömür istiyor. Bunu da yapın.
Bunun kömürünü de doğrudan buraya vereceğiz. Gittiğinde. Şöyle ve şöyle. Dolayısıyla bu da beklemeyecek. Bir de bir şey daha yapacağız. O elektrik şeyi kutuyu çekiyoruz bakın. Üretim mi durdu sanki? Galiba üretimimiz durdu. Ona git bakayım niye durmuş. Şunun dolu olmasını istiyorum ve kimseye vermeyeceğim kömürümü. Ama bana getirsinler. Tamam, onu yaptık. Güzel. Elektrik olayına kafam takıldı yalnız. Evet, sen ne yapıyorsun? Maden geçiriyor şu an. Bitir bakalım. Bunun ulaşılabilir şeyi yokmuş. Niye yok? Allah'ım. Gayet de var ya. Ve şu puanı almak. 3-3. Neyse sana bakacağım da şu elektriğe acilen gideyim bakayım. Sen çünkü elzem değilsin benim için şu anda. Ağaçlarımız da güzelce dikiyor galiba. Güzel güzel. Evet. Gidelim bakalım. Buradaki tarla iyi olmamış da. Ben çünkü onu yapayım vermemişim. Ondan ettik. Buranın kamyon durumları ne? Bunlar yapıyorlar. Araç parçası bekliyorlardı ama o da var aslında. Yani ne bekliyorsunuz siz? Benzin bekliyorlar. Burada benzin sıkıntısı yaşıyoruz sanki ya. Bir elektrik yok. Elektrik niye yok peki? Kömür yok benim bildiğim kadarıyla. O da kömür yüzündendir. Elektrik nerede gidiyor? Bakın gördünüz mü? Elektrik gitmiş. Şu an elektriğimiz yok. Ama niye? Veya ben şöyle sorayım. Elektriği ben nerede üretiyordum? Kömür üretiyor. Tamam çok güzel. Evet. Ama elektriği nerede üretiyoruz? Neyi kaybettik? Şuralarda bir yerlerde miydi? Değil. Tabii ama buralarda bir yere koymuş olmalıyım. Diye hatırlıyorum. Ha, burada evet. Burada. Bu niye şey yapıyor? Çünkü bunun benzeniyor. Bunun niye benzeniyor? Halbuki benzin hala var. Yani. Değil mi? Var mı? İyi kötü var. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu kritik çünkü burası. Şuraya biz acilen bir elektrik üretim şeyi daha kuralım. Zaten yetmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Buradan bunu acil üretelim. Daha fazla acil üretelim. Bunun şakası yok. Bu da duman olacağız yoksa. Evet, burada çünkü bu mazot bitmek üzere bitmeden bu arkadaşın elektrik üretmesi lazım. Bütün sistemler çalışabilirse. Zaten hemen anında bitti. Bu çok 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 tehlikeli bir durum. Burada her an gümrüğe gidebiliriz. Sen niye çalışmıyorsun şimdi arkadaşım? Kömürün yok. Senin niye kömürün yok? Senin niye kömürün yok? Kamyonlarımızda da sıkıntı yok ama ben diyor ki şuna bir tane de kamyon ataması yapalım. Özellikle bunun için çalışsınlar yani. Bunlar gelecek de kömür verecekler de
İşte bakın, bu oyunun tasarım hatası bu bence. Yani hatayı affetmiyor. Halbuki etmesi lazım. Diyeceksin, ne saçma konuşuyorsun. Ama öyle değil. Kurtarıp kurtaramadığımız ancak öteki bölümde göreceğiz. Neyse ki şu şeyde benzin üretiminde elektrik ihtiyacı duyuyor. Kömür gelirse şayet benzinimiz olacak. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.